Nasılsınız Sekin Bey? İyisiniz inşallah. Biliyorsunuz, devletten ayrıldım. Artık devletle bir iş yapmıyorum. Şimdi artık nasıl bir iş yapacağımı, ne iş yapacağımı bize hainlik yapan, devlete hainlik yapan bu şerefsizi bulmam lazım. Herifin mekanı önünden aldı. Bunu yapan Amerikalılar. Çünkü bu Amerikalılara da ihanet etti. Nasıl giriyorlar? Nasıl içimize giriyorlar ki hainlik yapıyorlar? Yaptır mısınız? Ulak diye birisi devletin tüm kadrolarına yeni bir ihtiyarlar sistemi kurulduğu haberlerini ulaştırdı. Başlarında da aksaçların yerinde oturan muhterem beyin olduğu söylendi. Temmuz'da 2016'da darbe yaptılar. Ama nasıl aynı içimizdedir. Ulak bir tane değil, birden fazla var. Ben istihbarattan sorumlu Ulak'la görüştüm. O benimle irtibata geçiyor. Her zaman açık. İyi günler. Gizemli örgütlerinden biri. Tarikatın gerçek amacı bugün bile tartışılıyor. İçlerinde Türklerden oluşan özel bir grup da var. Birçok ülke tapınakçıların gizli yeraltı yapılarıyla ve bıraktıkları şifrelerle dolu. Sonları ise yakılarak, parçalanarak ve çeşitli işkencelerle ölmek oldu. Ya da gerçekten öyle mi oldu? Onlar kutsal suçlular. Akıl almaz sırlarıyla tapınak şövalyeleri. ...1096 yılında Papa'nın çağrısıyla başlayan birinci Haçlı Seferi ile Hristiyanlar kutsal toprak olarak tanımladıkları Kudüs şehrini ve Orta Doğu'nun büyük bölümünü Müslümanlardan almışlardı. Öyle ki Kudüs, İsa peygamberin doğup yaşadığı yer olduğu için ayrıca önemliydi ve her yıl binlerce Avrupalı buraya hacı olmak için geliyordu. Fakat bir sorun vardı. Haçlı Seferi sonrasında bozulan düzen nedeniyle Avrupa'dan Kudüs'e ulaşan yollar, çeteciler, asker kaçakları ve çeşitli gruplardan dolayı hiç de güvenli değildi. Hacı olmak için yola çıkan birçok Hristiyan Kudüs'e varmadan ya çeteler tarafından soyuluyor ya da öldürülüyordu. İşte bu kaos ortamı tapınak şövalyelerinin ortaya çıkmasını sağladı. Bir Fransız soylusu olan Hugh de Payen, 1119 yılında tamamı akrabalarından oluşan 9 kişilik bir şövalye grubu kurdu. Amaçları Kudüs çevresindeki Hristiyan hacıları korumaktı. Başlarda hiç gelirleri yoktu. Tapınak şövalyesi olmanın şartları ise bir o kadar ilginç. Öncelikle örgütün başına geçecek olan büyük usta ancak bir Fransız olabilir. Ve 13 kişilik bir kurul tarafından seçilirdi. Örgüte katılmak içinse genellikle bir şövalye soyundan gelmelisiniz. Kendinizi kanıtlamış, gözü kara ve sert olmalısınız. Bütün mal varlığınızı tarikata bağışlamanız gerek. Ve eğer kabul edilecek olursanız tarikata dair hiç
hiçbir sırrı söyleyemez, hala büyük bir merak konusu olan gizli kabul töreninde yapılan hikayelerle asla konuşamazsınız. Ve yazışmalar ancak şifrelerle, sembollerle yapılır. Aldıkları desteklerle kısa sürede yükselen tapınak şövalyeleri, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun her yerinde konuşlanarak gizli bir örümcek ağı yapılanmasına dönüştüler. Avrupa'da ise yapılan birçok kazıda tapınak şövalyelerine ait gizli tapınaklar ve toplanma yerleri ortaya çıkarılıyor. Tutuklu kaldıkları hapishanelerin duvarlarına çizdikleri şifreli sembollerin ise anlamları bir türlü çözülemedi. Kendilerine ait belgeleri yaktıkları için şifreli mesajlarının, kodlarının anlamları hala sır. Günümüzde tapınak şövalyeleri adında birçok loca ve dernek olmasına rağmen hiçbirinin orijinaliyle bağlantısı bulunmamaktadır. Tamamen yok oldular. Ya da girdikleri farklı kılıflar içinde asimile olup köklerini unuttular. Ancak yapılan yeni kazı ve ortaya çıkan tarihi yapılarda kendilerine dair daha birçok sırla karşılaşacağımızı biliyoruz. Belki de gerçekten Hristiyanlığın kutsal emanetlerinden bazılarını ele geçirmişlerdir.